Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere çok pratik bir tarif vereceğim. 5 dakika gözlemesi, hazır yufkayla birazcık kaşar, bir bardaktan daha bile az, yarısı su, yarısı sıvı yağ olacak şekilde sosu da hazırladım. 3 adet yufka kullanacağım ben. 1,5-1,5 olacak şekilde yarısını bir yufkanın içine, yarısını da bir yufkanın içine bölüştüreceğim. Özellikle sahurlarda yapabilirsiniz. Böyle çok yağlı da olmuyor. Gayet de güzel oluyor. Ya da kahvaltılara yapabilirsiniz. Şimdi bir tane yufkayı şöyle boyluca açacağım. Sosu karıştırarak şöyle serpiştiriyorum. Bir 3 yemek kaşığı kadar koyacağım. Sonra diğer yufkayı böldükten sonra yine sos ilave edeceğim. Diğer yufkayı da tam ortadan koparıyorum. İkiye bölüp şöyle paylaştırıyorum. Öbür türlü tek tek de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Birazcık daha ince olacaktır. Bu şekilde biraz daha kalın oluyor. Şöyle tekrar diğerin üzerine de biraz sostan koyayım. Ben de dediğim kaşardan şöyle rastgele serpiyorum. Tamamen arzu ettiğiniz kadar koyabilirsiniz. İsterseniz beyaz peynir de koyabilirsiniz. Ben böyle tamamen eriyen bir peynir kullanmak istedim. Yeterli. Şimdi yufkayı nasıl alıyorsak o şekilde tekrar sarıyorum. Yarısını üzerine atıyorum. Şöyle tekrar hafif bir yemek kaşığı kadar olacak şekilde sostan döküyorum. Tekrar diğerini de üstüne atıyorum. Tekrar sostan azıcık şöyle serpiştiriyorum. Diğerini de üzerine kapatıyorum. Burayı soslamadan hemen üstüne kapatıyorum. İlk gözlemim hazır. Bunu kenara alayım. Diğerini de hazırlayayım hemen hızlıca. Yine yanlardan kapatıyorum. Sosluyorum. Pilav tenceresinde yapacağım. En büyük hangisiyse siz de onu da yapın. Hatta bu bile küçük geliyor. Ama teflon olursa daha iyi kızaracaktır. Ben hiçbir şekilde yağ koymadan pişireceğim. Eğer yapışan bir tava ise birazcık şöyle yağ sürmenizi tavsiye ederim. Ocağın altını orta ateşe getiriyorum. Yufkayı içine oturtuyorum. Birazcık dediğim gibi hatta küçük bile geldi ama sıkıntı değil. Bu şekilde bile kızaracaktır. Şimdi altını kısa alıyorum. Bir 5 dakikadır kısıktan biraz daha orta ateşe yakın pişiriyordum. Şöyle yakınlaştırayım. İyice böyle kabaracak. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Bir bakacağım kızarmış mı diye. Kızarmaya başlamış. Biraz daha dursun. Böyle tam anlamıyla içi de pişsin. Tekrar tam böyle çok aşırı kısmayın. Kısıktan biraz daha yükseğe alıyorum. Bir 5 dakika daha pişsin böyle. Hemen tekrar bakıyorum. Çok güzel kabarmış. Çeviriyorum. Şimdi burayı sadece arka tarafını artık orta ateşten biraz daha kısıkta 5 dakika pişireceğim. Yani böyle kızarana kadar alacağım. Bir tarafını daha uzun tutuyorum ki hafif yavaş yavaş içi pişsin diye. Bu tarafı da gayet güzel kızarmış. Servis tabağını alayım. Sıcak sıcak hemen yağ süreceğim. Şimdi ben diğerini de kızartayım. Bunu da aynı şekilde pişireceğim. Müzik
sıcağıyla hemen aldığınızda şöyle üzerine tereyağı sürebilirsiniz. Arzu ederseniz biraz daha fazla kızartabilirsiniz ama çok da böyle yanık yanık olmasını istemedim. Alttakine sürmüştüm zaten. İkisini üst üste alıp doğrayabilirim. Ortadan dilimlerim. Servis tabağını alayım. Gördüğünüz gibi içi de gayet güzel oldu. Ben böyle birazcık yanına domates doğradım. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.